tesislerimiz Çağlayanpınar Alabalık tesislerinde yıllık üretimimiz 40 milyon yumurta artı 5 ton sofralık balık üretimi yapmaktayız. Ürettiğimiz yumurtaları Kayseri Uzun Yayla'ya gönderip ondan sonra da Çamlıgöze Barajı'ndan Avrupa'ya göndermekteyiz. Peki bu üretimimiz Türkiye ortalamasının yüzde kaçını kaptırıyor? Bizim ürettiğimiz Arala Balık İşletmesi'nde ürettiğimiz yumurtalar Türkiye üretiminin %10'unu karşılıyor. Fotoperiyotla üretim yapıyoruz biz. Bu ürettiğimiz yumurtaları 30 gün sürece işletmemizde tutuyoruz. Daha sonra diğer işletmelere sevkini yapıyoruz. Oradan da Avrupa'ya gönderiyoruz. Peki bu aşamalar neden farklı farklı yerlerde yapılıyor, tek bir yerde yapılıyor? Şimdi suyun yeterli olmasından kaynaklanıyor. Suyumuz yeterli değil. Bizim suyumuz 9 derece sabit, yaz kış aynı eşit oranda bir su sabitliği var. Burada ürettiğimiz yumurtaları Kayseri'ye gönderdikten sonra Uzun Yayla'ya, Suşehir Uzun Çamlıgöze'ye gönderiyoruz. Çamlıgöze'den sonra Avrupa'ya gidiyor. Buradaki sebep şu, suyun yeterli olmaması kaynaklı. Yani suyumuz yeterli değil ama oradaki sularımız çok kaliteli. Uzun Yayla'daki ve Çamlıgöze'deki. Orada da büyütmeyi yapıyoruz. Somona yatırıyoruz. Yani somon olarak satılıyor oradan. Türkiye'de Sivas 8. sırada üretim olarak, diğer illere göre 8. sırada üretim kapasitesi var. Bu bizim yılda 5000 ton kapasiteliyiz. 2022'de 3800 ton üretmişiz. Gelecekte de 15000 ton hep kapasiteli işletmeler kurulacak. 2 tane büyük işletme gelecek, kurulacak. Onunla beraber Sivas'ın üretim kapasitesi o yıllık 15000 ton olacak. Belki tamam. Türkiye'de alabalık üretimi şu anda ihraca dönük çalışıyor. Yıllık 2 milyar dolar yaklaşık getirisi olan bir pazar burası. Daha çok Rusya'ya gidiyor ve Avrupa ülkelerine gidiyor. Türkiye şu anda alabalık üretiminde ve somon üretiminde ciddi söz sahibi. Yani Avrupa ülkelerine göre. İskandinav ülkelerine de alabalık satıyoruz. Paketlenmiş olarak. İhracatçı firmalarımız var. Onlar aracılığıyla ihraç ediliyor. Peki İskandinav ülkeleri dediniz. Genelde oralarda hani çok balık üretiliyor. Sivas'tan gitmesi biraz şey değil mi? Bizim şimdi ürettiğimiz balıkların besin değeri Norveç'tekilerinden çok daha kaliteli. Bizim balığı neden tercih ediyorlar? Denizlerimiz kirlenmemiş, ırmaklarımız, göllerimiz bakir. Bu yüzden Türkiye'nin balığı tercih ediliyor. Mesela Almanya'daki bir reyonda Sivas ismi yazan balıkları görebilirsiniz. Yani... Bana bak abi.